Şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Şimdiye kadar gösterdiğim örnekler çoğunlukla günlük haberlere dair video üretip bunları YouTube'a yükleyip para kazanmaya dairdi. Şimdi başka bir seçenek daha var. Çok fazla seçenek var da bunu başarıyla yapanlardan bir örnek göstereyim size. Bir tarih kanalı arkadaşlar ve birazdan rakamların ayrıntılarına gireceğiz. Çok az videoyla çok yüksek başarı elde etmiş durumda şimdiden. 78 tane video sadece gördüğünüz gibi. 145 bin abonesi var. Ve shortlara bakalım. Önceki yayınları izlediyseniz tam da bizim yaptığımız türden short videolar olduğunu göreceksiniz. Birazdan yapacağız da. Birkaç tane videoya bakarız. Gelirlerine bakarız. Sonra nasıl böyle bir kanal oluşturabiliriz? Nasıl içerikler üretmiş de bu paraları kazanmış? Hangi parayı kazanmış onu göstereceğim şimdi. Hepsine bakacağız. Evet. Social Blade YouTube kanallarının gelirlerini gösteriyor. Çok geniş bir aralık. 2300 dolarla 36 bin dolar arasında diyor ayda. Ya bu bir fikir vermiyor. Ayda 2300 dolar mı kazanıyor? Ayda 36 bin dolar mı? Ama kendi kanalımdan biliyorum. Bunun ortalamasını almak genelde gerçekçi oluyor. Yani bu ikisini toplayıp ikiye bölerseniz işte kaç 39 bin diyelim 40 olsun hadi. Ayda 20 bin dolar kazandığını varsaymak gerçekçi olacaktır. Güzel bir miktar. Yani özellikle sadece 78 tane videoyla yaptığını düşünürseniz bu oldukça başarılı bir örnek. Evet, hoş geldiniz. Sorularınız varsa sormaya başlayın. Ben anlatıyorum her zamanki gibi. Böyle bir kanal nasıl açarız ve bunu nasıl pasif gelire çeviririz? %100 pasif olması için devretmek gerekiyor video üretimini. Ama zaten içeriği yapay zeka üretiyor. Videoyu yapay zeka üretiyor. Siz para kazanmaya başladıktan sonra bir asistan bulup Upwork.com'da saati 3 dolara çalışıyor asistanlar arkadaşlar. Yani ayda 20 bin dolar kazanıyorsanız saati 3 dolara bir asistan tutup işleri ona yaptırırsınız değil mi? Kendiniz yapmazsınız. O zaman işte tam pasif gelir haline geliyor. Şimdi yavaş yavaş bakalım. Önce birkaç tane video izleyelim bu kanaldan. Ne yapmaya çalışıyoruz onu görelim. Ve sonra o videolardan oluşturalım. Ne diyor? Hastalık diyor. Burada bir hepimiz Diseases that no longer exist. Diyelim. Researchers believe smallpox existed for at least 3,000 years, as smallpox-like rashes were found on Egyptian mummies. As the Tarihte smallpox neydi hatırlamıyorum ama işte o zaman henüz çözümü bulunmamış hastalıklardan biri. 201 tane yorum var arkadaşlar. 9000 tane beğeni almış. Ve bunu yapmak çok kolay. Şimdi spesifik olarak ben bu videoyu üretmeye çalışmayacağım. Sadece gidip yapay zekaya diyeceğim ki bana ilginç tarihi haberler ver. Sonra onu videoya çevireceğiz. İngilizce bilmediğimizi varsayıyoruz. Her zaman olduğu gibi ben yes veya no ne demek onu bile bilmiyorum. O yüzden bana şaşırtıcı ve bilinmeyen tarihi gerçekler var. Tarihi bilgiler. 10 tane diyelim. 10 tarihi bilgi ver. Sıfır oldu. Evet, İngilizce bilmediğimiz için Google Translate'e yazdık. Kopyaladık bunu. Google Bard'a gidiyoruz. Google'ın yapay zekası. Ve yapıştırıyoruz. Bana 10 şaşırtıcı ve bilinmeyen tarihi bilgi ver dedim. Google Bard yazıyor. Kanalı İngilizce mi açmamız gerekiyor? Türkçe de açabilirsiniz. TL kazanırsınız. Gösterdim size dün. 30 bin lira kazandım. Aynısını İngilizce yapsaydım 30 bin dolar kazanırdım en az. Yani sadece kur farkı değil. İngilizce reklam verenler hem daha çok hem daha yüksek reklam bedeli ödüyorlar hem de kur farkı. Üçü birden. Yani 30 bin dolar değil 90 bin dolar kazanırdım diyelim ona. Evet. Yayın yapan abi nereden geliyor? Ne demek? Anlamadım. Soruyor. Bakalım ne demiş Bart. Kleopatra ikonik Mısırlı kraliçe aslında Mısırlı değildi. Wow.
Bunları anlamanız gerekmiyor. Bakın, bunların hepsi ilginç konular ve aslında bu kadarı bile yeterli. Ben bunu bir video metnine çevirmeyeceğim bile. İlginç konu başlıklarını kopyalayacağım. Kopyala. ShortX'e gidiyoruz. ShortX bunu otomatik olarak videoya çevirecek ve %33 indirim kodu bu şu anda izlediğiniz yayının altındaki açıklamada linkte var. Bir ücretsiz YouTube eğitimim var orada. Bu gibi videoları orada yayınlıyorum. Ve %33 indirimle alma olanağınız var arkadaşlar. Tıklıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Run Automation diyoruz. Başlıyor. Her zaman gösterdiğim şeyi tekrar göstereceğim. Her şeyi yapay zeka yapıyor. 8 adımlık bir plan işletiyor. Önce viralliğini inceliyor. Bu içeriğin. Bunlar bak %100 oldu hemen. YouTube videosunun başlığını ve açıklamasını yazdı. Viralliğini inceledi, bir skor çıkardı. Şimdi yapay zeka sesi üretecek önce. Sonra o metni seslendirecek. Bunların adım adım nasıl gerçekleştiğini. Bakın %25'i tamamlandı bile. 2 ila 3 dakika arasında sürüyor. Daha fazla sürmüyor videolar oluşturulması. Dolayısıyla yani bir saatte kolaylıkla 50 tane 60 tane video yapabilirsiniz. Paralel olarak birden fazla video üretebildiğiniz için aynı anda 20 tane videoyu paralel olarak üretebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bakarsanız bu kanalı 78 videoyla ayda 40 bin dolar kazanmaya başlayan, bakın 40 bin dolar, 40 bin miydi 20 bin miydi ya, bir dakika hesap karıştı, söyleyeyim 20 bin, pardon, bakmayalım, 20 bin dolar kazanmaya başlayan, İngilizce içerik ürettiği için 20 bin dolar kazanmaya başlayan kanaldaki video sayısına 2 saatte en fazla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. ShortX linki aşağıda link arkadaşlar. Ücretsiz YouTube eğitimimde ShortX'in linki var. Size hadi onu da verelim. YouTube video açıklamasına tıklanıyorsanız yayında paylaşayım. Ücretsiz YouTube eğitimi diye bir linkim var. Şimdi onu paylaşıyorum sizinle. İşte bu. Bu videonun açıklamasında da var bu link. Buraya kayıt olduğunuzda ShortX'in %33 indirim kodu var. Ona erişeceksiniz. O yüzden buraya kayıt olun. Evet, tekrar dönüyoruz. Bakıyoruz videomuz ne durumda diye. 2 dakika içinde tamamlanmış olacak. Sekmelerden bulamıyorum. Kayboldum. ShortX'e gidiyorum. Pardon. Evet, %66'sı tamamlandı. Ne yaptı? Seslendirmeyi yaptı. Sahneler, farklı sahneler çekiyor. Şimdi her biri farklı ya, biri Kleopatra, biri bilmem ne, farklı sahneler var videoda. Her biri için farklı görseller buluyor. 2 saniyede bir görseli değiştiriyor. Bu da insanların sıkılmasını önlüyor. Yani her 2 saniyede bir görseli değiştirirseniz izlemeye devam etmelerini sağlarsınız. Ne kadar videoda kaldıkları çok önemli izleyicilerin. Uzun süre videonun yüksek bir oranı boyunca videoda kalırlarsa YouTube diyor ki, aa, bu ilginç bir video, bunu daha çok kişiye göstereyim. İşte o zaman öyle öyle viral oluyorsunuz. Benim ShortX'le yaptığım videolardan pek çoğu, hepsi değil elbette, milyonlarca izlemeye ulaşmış durumda. Ama ben bir sürü kanal açıyorum. Yani bir sürü YouTube kanalı açıyorum. Binden fazla videoyla şu anda o kanalların açılması süreci devam ediyor. Hatta kanalları, onların yüklenmesi işini de otomatikleştiriyorum, ama onlar maliyetli işler. Şu anda sizin başlarken yapacağınız işler değil. Bu emlak gibi, dijital emlak. Yani bir kanalı oluşturuyorsunuz. Orada size pasif gelir getiriyor. Avukattan onay aldım. Önümüzdeki haftadan itibaren, yılbaşından itibaren size gelirlerimi de göstermeye başlayacağım. Günlük YouTube geliri İngilizce üretildiği için videolar. Şimdiye kadar Türkçe kanaldan işte 30 bin lira gibi bir ortalama kazanç elde etmişken, İngilizce de şimdiden ufak ufak ayda 300 dolar, ayda 550 dolar, ayda 900 dolara çıkan bir tane kanal var. 1500 dolarlık bir tane yapay zeka ile yapmadığım için o ayrı tuttum. Bunlar ufak ufak birleşiyor ve hani bunlar ufak ufak derken 300 dolar, 550 dolar benim için 300 lira, 550 lira gibi. O yüzden ufak ufak diyorum. Yoksa TL karşılığı elbette sizin için çok yüksek. Ama benim için, ben Amerika'da yaşadığım için toplamda işte 2200, 2300
lira gibi bir şey yapıyor, 2300 dolar. Evet, 95, %95'i tamamlandı. Render ediyor videoyu. Şimdi izleyeceğiz. Sonra bu gibi videoları yüklüyorsunuz YouTube kanalınıza ve umarım siz de şöyle sonuçlar elde edersiniz. Birazcık sabır işi. Yani ben Kasım'dan beri sürekli düzenli olarak her gün video yüklüyorum. Ve Ocak ayında da her kanala otomatik olarak her gün 3'er tane video. Her kanala her gün 3 tane video yüklenecek otomasyon sayesinde. Ve bu miktarlara umarım ben de yakında ulaşacağım. Çünkü 2024'te YouTube'dan elde etmeyi planladığım gelir 2,5 milyon dolar arkadaşlar. ShortX hangi üyeliği almamız gerekiyor? Her fiyatta sınırlı video yapma sayısı var. İşte kredi alıyorsunuz bütçenize göre. Oradaki seçeneklere bakabilirsiniz. En az galiba 10 dolarlık almak gerekiyor. Kaç kredi harcayacağınız da videonun kalitesine, daha doğrusu videoda uzunluğa ve seçeceğiniz görsel ve ses kalitesine göre değişiyor. İstediğinizi alabilirsiniz kendi bütçenize uygun olacak şekilde. ShortX'e dönüyorum. Videomuz tamamlandı. İşte bu kadar. 3 dakika mı sürdü? Bilmiyorum. Şimdi bak. Cleopatra, the iconic Egyptian queen, wasn't actually Egyptian. Her ancestry was Greek Macedonian, and she spoke Greek as her first language. Görüyorsunuz değil mi? Videonun kalitesi ayda 20 bin dolar kazanan videodan farksız. Yani bununla yapılıyor. Artık iş bu. Buna döndü. Kimse oturup saatlerce bu videoyu manuel olarak üretmez. Yani bu belki bir 2-3 yıllık bu işi yapınca çok para kazanacağınız bir dönem var. Onu herkes yapacak ve 2-3 yıl. Yani şu anda bir 2-3 yıl yapay zeka hayatımızda yeni girmiş ve batıştırmış tedbirden bahsediyor. Yani harika bir video. Bunu hemen bu yayından sonra kanalıma yükleyeceğim ben. Ama bilin ki bunu ölçekli yapıyorum. Derce video yüklüyorum. Onlar da kanal atıyorum. Ocak ayından itibaren günde 5 yeni YouTube kanalı Bunlara bakıyorum. Tarih ya. Tema tarih. Bana Google Bard, Google'ın yapay zekası 10 tane konu verdi. Çünkü 10 tane istedim. Şimdi popülere tıklayalım arkadaşlar. Bakın başkalarından esinlenme. 6.4 milyon kez izlenmiş. Irklar arası. History facts you've never heard before. Lulu White was a brothel owner in New Orleans, Louisiana. Görüyorsunuz değil mi? Video kalitesi bizim ürettiğimizden farklı değil. Ses farklı, müzik farklı, görseller farklı doğal olarak çünkü içerik farklı ama video kalitesi aynı. History facts you probably don't care about. In 1958, Virginia couple Mildred Jeter and Richard Loving. İlginç bir konu. Muhtemelen ilgilenmeyeceğiniz tarihi gerçeklikler diyor. Tarihi bilmiyorum. History facts you... Siz de merak ediyorsunuz. Aa niye ilgilenmeyeceğim acaba? Hangi tarihi gerçeklikten bahsediyor diye. Tam olarak bunu çalacağım şimdi. Hatta şuradan kopyalayayım. Bakın işler ne kadar kolaylaştı. Size göstereyim. Türkçeden İngilizce'ye bir şey çevirmek bile gerekmiyor. Dolayısıyla işleri yapıştırdım. Ha, iki kere kopyalamışım çünkü. 10 tane diyelim gene. Bana 10 tane give me İngilizce bana ver demek. 10 tane daha önce hiç duymadığın tarihi gerçeklik bilgisi ver dedim. Tamam verecek. Bundan daha kolay olabilir mi içerik üretimi ve para kazanmak? Bilmiyorum, sanmıyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben Kasım'dan beri yaptığım için bunu artık Aralık sonu oldu ve Ocak'ta bunu tam otomatize edeceğim. O zaman işte gerçekten geçindirecek miktarlar kazandırmaya başlayacak. 2024 için gelir hedefimin 2,5 milyon dolar olduğunu söylemiştim. Sırf İngilizce içerik ürettiğim için bunlar ve bıkmadan onlarca kanalda binlerce video yayınlayacağım. Onlarca değil yüzlerce kanal olacak. Günde 5 tane kanal açacağım. Kopyaladık. ShortX'e gidiyoruz. Geri dönüyoruz. Zaten hazır şablonlarımız var. Benim daha önce kullandığım şablonu hep aynen yapıştırıyorum. Hiç zaman harcamıyorum. Bunu asistanım yapıyor normalde. Ayrı bir hesabı var. Bunun ShortX hesabı.
Ben bununla uğraşmıyorum. Yani automation. Bu kadar arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani kopyaladım. 6 milyon izleme almış videonun başlığını çaldım açıkçası. Çünkü o başlıkla yapılabilecek sonsuz tane farklı video var. O başlığı aldım, Google Bard'a yazdım. Google Bard bana 10 tane gerçeklik verdi. Onu kopyaladım, ShortX'e yapıştırdım. Ve işte başladı yine süreç. Arka planda o yapsın. Telefondan yaparsınız, işin güzel tarafı. Ha pardon, ShortX için bir tek bilgisayar gerekir. Ama sizin bilgisayarınız olması şart değil. Uzaktan yani başka birinin bilgisayarını mesela gece kullanılmıyorken kullanmanız mümkün olursa bir tanıdıktan uzak masaüstü bağlantısı var. Google'ın Google Remote Desktop eklentisi var. Onu kullanarak başkasının bilgisayarından ShortX videosu oluşturabilirsiniz. Öyle bir avantaj var. Evet, şuraya döneyim. Yani en ilginç şey bu. Sadece 78 video yüklenmiş bir kanalda. Yani bu yayın mesela 15 dakikada 2 tane video üretiyorum. Ama aynı anda paralel olarak 20 tane video üretebileceğim için ve her biri 3 dakika sürdüğü için 30 dakikalık bir yayın, canlı yayın yapıyorum mesela şu anda burada. 3 dakikada 1 video, 3 dakikada 20 video daha doğrusu. 20 ile 10'u çarp 200 video. Yani bunun neredeyse 3 katı kadar videoyu 30 dakika içinde üretmek mümkün. Ve içeriği de zaten yapay zeka ürettiği için size hiçbir şey düşmüyor. Kopyala yapıştır yapın. Üretin videoları, yükleyin. Günde 3'ten fazla yüklemeyin. Ben öyle bir hata yaptım bir kanala. Günde değil, bir kere de ilk günden 48 tane video yükledim. En fazla 1000 kere izlendi. Çok izlenmediler. Dolayısıyla para kazandırmadılar. Benim hatalarımdan öğrenin diye ücretsiz eğitim var. Bu video açıklamasının linkinde. Oradan faydalanın mutlaka. YouTube İmparatorluğu diye bir programım da var. Adım adım bütün bunları gösteriyorum nasıl yaptığımı. 2,5 milyon dolara nasıl geleceğimi de göstereceğim. Ama onun aylık 10 dolarlık bir bedeli var. Yani düşük bir bedel ama şu anda onu karşılayamıyorsanız ücretsizle başlayın. Ücretsiz zaten şu anda gördüğünüz şeyleri anlatıyorum. Dediğim gibi biz daha yarım saatte 200 tane video üretebilirken onun neredeyse 3'te 1'iyle bu adam birçok videosu viral olmuş. Benim de milyonlarca izlenen videom var. Dediğim gibi Instagram hesabımda gösteriyorum hikayelerimde arada bir. Ayda 20 bin dolar kazanıyor. Niye arkadaşlar? Nasıl 20 bin dolar? Yani 78 videoyla. Çünkü İngilizce. Ve çünkü konu da ilginç. Tarihi gerçekler. İşte tekrar kanala dönelim bakalım. İzlenmeler. En son yüklediği video 268 bin. History. Ne zaman yüklenmiş? Bunun adresini, bunun tarihini görmüyor muyuz burada? Neyse. Yani sürekli bakın bu 23 bin. Düşük kalmış. 94 bin. 140 bin. 220 bin. Historical laws. Değişiyor. Yüklemeden bilemiyorsunuz kaç kere izleneceğini. Ve sizin daha fazla izlenmek için yapmanız gereken bir şey de yok. Çünkü yapay zeka üretti içeriği. ShortX de videoyu üretti. Yükle. Yani eline yapışmaz ya. Bu 1.3 milyon kez izlenmiş. 1 milyondan fazla izlenen her video binlerce yeni takipçi getiriyor arkadaşlar. Benim mesela 10 milyon izlenen videom var. 20 bin tane takipçi neredeyse, 18 bin 20 bin arası bir tane videodan geldi. Disney, bak Walt Disney, Einstein 480 milyon diyor mesela. Ne? Hepsi çok ilginç başlıklar bunların. Ve bizim üretmemiz gerekmiyor. Trump var. Neden bahsediyor acaba Trump? En uzun adam. Hiç bilmediğiniz tarihi gerçekler. Elvis var, gladyatörler var. Einstein gene. Şaşırtıcı gerçekler. Yüz ifadelerini görüyorsunuz. İnsanlar şaşırmış karakterler oluyor. Bu John F. Kennedy. Evet, tekrar popülerliğe göre dizersek bir taraftan arka planda videomuz oluşturuyor. 6.4 milyon, 4 milyon, 2.1 milyon, 2 milyon. Bu videoların her biri işte 145 bin takipçiye ulaşmasını sağlamış sadece 78 videoyla. Yani bunların her biri eminim 20, 30, 40 bin takipçi getirmiştir. Özellikle şu 6 milyon, 4 milyon, 1 milyonun ne kadar üstüne çıkarsanız o kadar iyi. Ama hepsi de öyle değil. Alta inelim, 20 binde kalan da var. Yani hepsini viral olacak diye bir şey yok elbette. Evet, şunu ekranda unutmuşuz. ShortX'e dönüp bakıyoruz ne durumdayız diye. Ne yaptın? Bitirdin mi videoyu? %99. Oo, bu daha hızlı sürdü. Daha hızlı oldu. Kısa sürdü. Evet, bitti. Bakın. İzleyelim.
Bu arada videonun başlığı da var. Virallik skoru %85 ihtimalle viral olacak diyor. Bakın çok güzel. Videonun başlığını da üretmiş. İnanmayacağınız 10 kafanızı patlatan şaşırtıcı anlamında tarihi gerçekler. Ve açıklaması da var burada. Şurada kopyala butonu da var. Hani kopyalamak, şunu yapmakla bile uğraşmayın. Şunun üstünden metnin böyle geçmekle uğraşmayın diye kopyala. Kopyalandı. Bu da açıklaması ve hashtagleri. Hashtagleri bile var. İzleyelim bakalım ne olmuş. The Great Library of Alexandria may have been accidentally burned by Julius Caesar during the siege of Alexandria in 48 BC. While some accounts blame arson by Christians centuries later, recent archaeological evidence suggests Caesar's siege caused significant damage, potentially destroying a large portion of the library's collection. In medieval Iceland, women could challenge men to duels, often opting for axe throwing contests to settle disputes. These duels were surprisingly common, and women had a decent winning record, with some even becoming renowned axe-wielding champion. During the Roman Empire, gladiatorial fights sometimes featured giraffes pitted against bears or lions. These bizarre spectacles were meant to showcase the empire's exotic animal collection and demonstrate its control over. Arsız olalım mı? Şimdi orada viral olan videolardan birinin metnini alıp bizim Shortex yapay zeka uygulamamızı tekrar oluştur da denebilir. Yani içeriğini tamamen çalmak olmaz elbette ama. Facts you've never... Şimdi 6.4 milyon izlenen video. Bunun scriptini bulsak. Scripti var mı? Captions açık. Bir takım eklentiler var. O eklentiler videonun metnini size veriyor. Hatta onu arayayım hemen ben. Short. YouTube short. Script. Transcribe. Transcription diyeyim. Yani metni yazma. Bunu da ilk defa yapıyorum bu arada canlı yayında. Nasıl alabiliriz transkriptini? Bunun için bir uygulama varsa, yani toolbarlar var biliyorum. Harika. Generate. Bedava verecek mi? Şimdi bunu birebir kopyalamayacağız dediğim gibi. Daha doğrusu metni alacağım ama bizim Shortex buna yorum ekleyecek. Kendi görsellerini, kendi seslendirmesini ekleyecek. 6 milyon izlenen videoyu yorumlayalım ve kendi kanalımıza yükleyelim ne olacak diye bakacağım açıkçası. Generate video. Pricing yazıyor. Umarım ücretli değildir. Hemen pıt diye indirip yüklemeyi umuyorum çünkü canlı yayın sırasında. Çalışıyor bakalım. Evet, ücretsiz diyor. Farklı diller diyor. Bu da çok ilginç arkadaşlar. Şu anda sadece İngilizce konuşan dünyaya hitap eden bir içerik üretiyoruz farkındaysanız. Ama Çince, milyarlarca insan Çince konuşuyor. İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca hiçbirini bilmeden, yes, no nedir onu bile bilmeden bunları yapmak mümkün. Çok heyecan verici bir dönemde yaşıyoruz. Yani dediğim gibi ilk 2-3 yıl bu işleri yapanlar malı götürecek. Sonra herkes çocuk oyuncağına dönecek. Yani nasıl bir web sitesi yapmak eskiden bir uzmanlık işiydi. Şimdi yapay zeka onu da birkaç cümleyle yapıyor. Bir daha mı basayım? Boşuna mı bekliyoruz bilmiyorum. Hızlı olmasını umardım biraz. Şey varmış. Chrome eklentisi varmış. Onu kuralım hadi. Bakalım belki daha hızlı olacaktır. Join. Tamam. Yani özetle şu anda bu yayına yetiştiremesem bile prensip olarak yapmaya çalıştığım şeyleri anlayın istiyorum ki siz de bunları tekrarlayabilin. Videomuza döndük. 600 milyon kez izlenen şu eklenti sayfayı yenileyelim bir. History facts you've never heard before. Lulu. Şurada eklenti. Hesap oluştur diyor. Peki oluşturalım. Bir saniye. E-mailimi yazayım, bir şifre seçeyim. Yani sonuçta taş atıp da elimiz yorulmuyor. Bu kadarcık olur. Para mı istiyorsun şimdi? İsteme. Ekranı paylaş. Upgrade etmek istemiyorum. Sadece bana bunu metne çevir. İşte bu. History facts you probably don't care about. In 19... Yaptın mı? Metne çeviremedik, değil mi?
found actions. Weird sex lives of historical figures. Caligula was said to have had dinner parties where he would take... Şurada bir subtitle oluştu. Zaten var o YouTube'un. İşte karşı... Weird sex lives of... Neyse, özetle arkadaşlar, çok izlenen bir videoyu bulun. Çok para kazanan bir kanalı bulun. Dönüyorum tekrar, ne kadar kazandığını hatırlamak istiyorsanız. Sadece 78 videoyla. Biz 78 videoyu yarım saat değil 15 dakikada oluşturabiliriz. Ayda ortalama, bunların ikisinin ortalamasını almak gerçekçi oluyor. Kendi kanalımdan, kazancımdan biliyorum. Yani benim kazancım burada ne kadar görünüyor. Gerçekten yakın, ikisinin toplamının ikiye bölümü. Dolayısıyla işte 20 bin dolara yakın bir gelir elde ediyor bu arkadaş. Ve yapay zekaya yaptırıyor işi. Sürpriz. Bizim yaptığımız işi yapıyor yani. İşte biraz para kazanmaya başladıktan sonra dediğim gibi Upwork.com'a, onlardan da bahsederim. Upwork.com'a gidelim. Ekranı paylaşacağım. Burada bulduğum asistan Filipinler'de ve saati 3 dolara her şeyi yapıyor arkadaşlar. Benim yapmak durumunda olmadığım işleri yapıyor. Bakayım buradan. Tamam, paylaşayım. Şimdiye kadar ben Upwork'ta toplamda 60 bin dolar harcamışım. Niye 60 bin dolar harcadım? Daha fazlasını kazandığım için elbette. Otomasyonu da burada yaptırdım. Yani her gün her kanala üçer video yükleme işini de para kazanması açılmış kanalları alma işini de burada yaptım. Çünkü normalde 4000 saat izletmeniz gerekiyor bir videoyu. Ben onu beklemek istemiyorum. Hemen para kazanmaya başlasın istiyorum. O yüzden buradan alıyorum kanalları. Otomasyon bütün işleri buradan yaptırıyorum. Yani görsellerini de YouTube video thumbnail'lerini mesela burada yaptırıyorum. Servetinin kaynağı. Dijital 2017'den beri internetten para kazanıyorum ve anlatıyorum insanlara. İşte böyle. Bu videonun açıklamasında ücretsiz eğitim var. 10 dolarlık YouTube imparatorluğuna bütçeniz yoksa hemen aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz. Bu gibi yayınlara ben devam edeceğim. Günde yarım saat ayırmaya çalışıyorum bu işe ki dediğim gibi 2-3 yılımız var arkadaşlar. 2-3 yıl sonra bu iş çoluk çocuk ayağa düşecek. Çoluk çocuk yapar hale gelecek. Şu anda 20'lerindeki pek çok genç bu işten on binlerce dolar kazanıyor. Ben de işte bunu bir bilgi olarak 2017'de Amazon'da ve Shopify'de dropshipping diye bir şey keşfetmiştim. Amerika'da yaşadığım için burada gördüm ve Türkiye'ye anlattım. Pek çok kişinin hayatı değişti. Yurt dışına taşınanlar oldu. İşinden, hatta memuriyetinden ayrılanlar oldu. Pek çok hayat değişti. O açıdan güzel oldu. Yani bir ekonomi ürettik aslında Türkiye'de. Dolar kazanma vizyonu oluştu biraz. Şimdi de işler gittikçe kolaylaşıyor. Dropshipping daha zordu. Şu anda daha da zor işte. Çok piyasa doldu taştı, artık yapılmaz. Artık yapmıyorum o yüzden. Ne yapıyorum? Kopyala yapıştır. Bundan daha kolay para kazanmak mümkün değil. Sorunuz varsa alayım, yoksa toparlıyoruz son 1,5 dakika. Ama bu yayınlar arka arkaya işte sürekli devam ediyor. Bu videonun açıklamasındaki linkten ücretsiz eğitime kayıt olabilirsiniz. Varsa bütçeniz, 10 dolarınız varsa elbette YouTube imparatorluğuna katılın. Orada benim omzumun üstünden izlemek dediği Amerikalıların nasıl yaptığımı, hani soruyorsunuz ya servetli kaynağı, adım adım nasıl YouTube'dan 2024'te 2,5 milyon dolarlık gelir elde edeceğim, onu adım adım göreceksiniz. Şimdi Ocak ayında mesela 100 bini geçen abonelerim projeksiyon yaparsanız ocağın ortasında biri, ocağın sonu gelmeden de ikincisi 100 bin aboneyi geçecek. Tamamen bu ShortX'le ürettiğim videolar sayesinde bu arada. Onları adım adım paylaşacağım, göreceksiniz. Yani Kasım'ın sonunda başladık YouTube İmparatorluğu programına. Pek çok kişi, 100'den fazla, 120 kişi galiba şu anda izliyor adım adım nasıl yaptığımı. O bir eğitim değil, bu sadece bir deneyim paylaşım programı ama faydalı olacak tabii. İşletme nasıl kurulur? Sıfırdan işte 2,5 milyon dolar gelire nasıl ulaşılır? Merak ediyorsanız YouTube İmparatorluğu da yine pasif gelir konuda. Bütçeniz yoksa, 10 dolarınız yoksa ücretsiz eğitim sizi bekliyor. Evet arkadaşlar, 3 videoyla galiba değil mi? Bir başarılı bir kazancı olan bir kanalı nasıl, onların başarısını nasıl tekrarlayabileceğimizi görmüş olduk. Devamı gelecek. Algılarınız açık olsun. Biraz adım atın. En azından bir YouTube kanalı açın.
ve yaptıklarımı tekrar etmeye çalıştım. Link aşağıda. Görüşmek üzere, hoşça kalın.